olamayacak. Bunlar mühim. Evet ve günün ikinci karşılaşması için seçim yasaklama ekranındayız. Bakalım hangi şampiyonlar yasaklanacak. İlk olarak Viego gitti. Klasik. Evet, Viego İlk seçim hakkı da Aurora'da olacak. Xinjiao yasaklaması görebiliriz DP tarafından. Belki o karşısında oynamak da istiyor olabilirler. Bu karşılaşmalarda Aurora karşılaşmalarında genelde takımlar birazcık bir şeyler denemeye çalışıyorlar. Az önce Farfrin, DP için riskli birazcık tabii. Farfrin'in tarafında o takası görmüştük aslında. Evet. Xinjiao'yu bırakıp karşılığında gidip dayan almışlardı. Yani, yine bu tarz bir şey yapmayı son yasaklamaya kadar bekletebilirler evet. Bu arada. Ama dayana erken yasaklandıktan sonra şimdi gidecek. Xinjiao birazcık ayrıldı. Şimdi yani bu yasaklama olması bir sonraki yasaklamada o yasaklama gelecektir. Geldi. Ki geldi. Çok normal. Yani bu takası isteyebilirlerdi çünkü ikisiyle de çok rahat ediyor Typhoon. İkisini de alabilirlerdi ki Diana'yı daha çok tercih ediyor aslında bu takım. Baktığımızda daha iyi gözüktüler Diana'yla da. Rakibini alacağız Zinza üzerinde. Diana mutlu edebilirdi ama ikisi de ortadan kalkınca bu deal de ortadan kalkmış oldu. Zinza mı? Bütün analiz masası olarak anlaşmıştık. Xinjiao diyorduk artık. Ben, seni çekemedik. Abi dönmüyor mi? Ya. Dönmüyor abi, benim. Nasıl bir dakika? Xin? Yok hayır dönmüyor derken yani o an... Tamam alışacaksın şimdi. Yak yak. Xin. Xin. Aral gibi ortayı yapın. Bul Xinjiao diyor. Kulağında ses çıkartın. Kulağında ses çıkartın bir şey yapın mecburen Xinjiao desin Reji. Reji bu isteğine hiçbir yanıt bile vermedi yani öyle düşün o kadar. Reji beni seviyor. Sataşmadılar ya. Bile. Reji beni seviyor. Ben İlk seçim Volibear. Evet ormanda tabii seçenekler esnek. Ana. Evet esnek ama büyük oranda ormanda gittiğini biliyoruz. ve Xinjiao ve Diana ortadan kalktığı zaman geri kalan ormancılar ya onlar zirvedekiler diğerleri biraz altında ama o diğer grubun tepelerindekinden tepedeki şampiyonlarından bir tanesi Volibear. Volibear ilk seçim geldi. Bakalım burada DP neyi tercih edecek? Renekton ihtimal dahilinde olan şampiyonlardan bir tanesi burada. Onlar her ne kadar esnetmeseler de çok fazla. Ben esnetilmediği takdirde Renekton'un iyi bir kör seçim olduğunu düşünüyorum. Ezreal. Oo Kalista. Tabii Kalista geçtiğimiz hafta da kullandılar. Bunu geçen hafta da söylemiştim. Bu 4 şampiyonumuzun arkasında kullanılabiliyorsa her oyuncu oynamıyor Kalista'yı. Oynayabiliyorsanız Kalista hala orada. Ve o 4 şampiyona karşı da iyi. Öyle bir durum evet var. Mesela dürtme vorusu işte Naturus Kalista ile falan yenebiliyordunuz daha öncesinde. Lee Sin tercihi geldi yine. Bu Lee Sin'in üçlü bir esnek olduğunu unutmamak lazım. Hala tekli koridorlarda kullanılabilir. Hatta şu an tam olarak Dammon orta koridorda Lee Sin'i tercih etti az evvel Hama Life karşısında. Oynanabilecek durumda hala o yapılan dengeleme onu birazcık daha fazla ormanda görmemize yol açsa da tekli koridor Lee Sin hala oldukça kuvvetli. Tristana'ya yöneldiler. Yani Tristana özellikle yanında bir tane kitle kontrol sahibi Kalista'yı yakalayabilecek, kitleyebilecek bir şampiyon alırsanız Kalista'yı dövme ihtimaline soft sahip. Soft kontraydı çok eskiden evet. Beri zaten Kalista'ya karşı. Özellikle W'sunun vermiş olduğu yavaşlatma ile birlikte Kalista'nın kayıtlamasını. Bir de anlık hasar. Tabii Kalista birazcık daha uzun süreye ihtiyaç duyuyor. Bu set de yine esnek şu an için. Hatta herkes esnek şu an. Evet. Evet. Ama tabii Tristana'nın büyük oranda alta gitme ihtimali. Yine de yani potansiyel olarak elini hiç göstermedi diyebiliriz evet. Aurora evet, aslında. Evet. Ve LeBlanc üzerinde duruyorlar. Ben Kirby emin değilim bundan. Kirby LeBlanc'tan ben de emin değilim ya. Nedeni şu, set ortaya gidebilir. Dövüşçüler zaten LeBlanc'a karşı oynamaktan memnun. Her ne kadar set LeBlanc'a çok büyük problemler çıkartamasa da LeBlanc da sete çok büyük problem çıkartamıyor. Artı rahat olduğu eşleşmeler o genelde zaten. O konuda emin değilim setin. Ben ya. Yani çünkü set biraz daha böyle W'sunu kullanmak istiyor büyücülere karşı ama LeBlanc'a karşı yok, o şansımız diye olmuyor. Yok şey demiyorum. Dövebilir demiyorum ama dayak da yemiyor. Biraz yiyor ya. Erken safhada biraz yiyor. İlk geri dönüşten sonra biraz. Özellikle 3. seviyeye kadar zaten. Yiyor. Ama 3. seviyeden itibaren bütün kombosu geldikten sonra minyon dalgalarını da zaten çok daha kolay temizliyor. Artı yine LeBlanc gibi içeri girmeyi seven karakterlere karşı işte çok daha çabuk reaksiyon verebildiğiniz yeteneğiniz de oluyor. Ve ortaya gitme ihtimali Brom. Az değil. Değil. Gangplank ve Braum. Tabi Gangplank Fafabulous yasaklaması. Rahat ediyor ne olursa olsun. Bir de Gangplank'le 5 kere dövseniz pasiften gelen ekstra altın, global ulti etkisi, her türlü bir şekilde yardımcı oluyorsunuz takıma. Takım savaşlarında da Gangplank'in ultisinin en büyük özelliği zaten takım savaşını bölebilmesi aslında. Üzerinden geçmek istemeyeceğiniz bir ulti ne olursa olsun. Bunun kullanımını çok fazla gördük Fafnir tarafından. O yüzden ortadan kaldırmak istediler. Bir de Jayce ortadan evet. Kaldırdı. Aurora biz nar alacağız haberiniz olsun şeklinde bir duyuru yaptı yasaklamalarıyla.
gibi görünüyor şu an için. Leon'u zaten çok met ediyorsunuz. DP'de biz de Leon'u alacağız, haberiniz olsun. Onlar da ilanı verdiler o yasaklamalarla. Tabi bu değişebilir. İlla hani sadece Nar'ı yenmiyor bu şampiyonlar. Jace ve GP. Aynı şekilde Renekton'a karşı da iyi şampiyonlar mesela, atıyorum. Oo, seti yukarıya gönderdiler. Evet. Seti yukarıya Sindir gönderip. Sindir Orta Koridor'da LeBlanc'a karşı nasıl? Ya eskiden bu arada biraz daha değişikti bu. Özellikle LeBlanc'ın değişmesiyle birlikte, OW'sunun falan değişmesiyle birlikte hala LeBlanc üstün bence. Çünkü iyi LeBlanc oyuncusuna Syndra ile yetenek tutturmanız çok zor. Evet, öyle çok, bir problem var. Yani çok fakat, aktif oynayabiliyor LeBlanc oyunu. Fakat zayıflara acıma da rahat kullanılabiliyor. İyi LeBlanc performansı göstermezseniz, biraz yavaş olursanız. Set destek Kirby, üst koridor Wukong. Ya normalde işte... Buyurun. Haydi buyurun, oynayın bu oyunu bakalım. Bunu alabilirsiniz. Mordekaiser alınıyordu bir ara. Sayın Wukong. Ama bu sadece Wukong üzerinde de değil. Yani Syndra gibi bir şampiyon var orta koridorda. Onu yakalamak için de çok iyi bir haber var. Bir de Tristana... Uzun o kadar görmediğimiz bir şampiyon evet. Malphite, ama belli durumlarda siz çok öneriyordunuz aslında bu senaryoda çok iyi olur diye. Sonunda var. Alındı. Ne durumda şu an metada Malphite? Bayağı da güçlendirme aldı bu arada Malphite. W'suna saldırı hızı gelmişti sanırım, evet. Yani harika bir durumda değil şu an. Hani dövüşçülerin özellikle can yenileme yeteneklerinin çok fazla oluşu. Belli başlaşmalarda iyi bir yani silah mı diyelim. Bunu daha önce aynen öyle. Daha önce de konuşuyorduk. Zırh ve büyü direnci gibi istatistikler şu an o dövüşçü eşyalarının verdiği can yenileme veya daha çok hayatta kalma veya kalkanlardan daha kuvvetli değil. Öyle bir problem var her şeyden önce. Ama bu eşleşmesi çok iyi, artı bu maçta bence çok iyi noktada bir Malphite tercihi geldi kesinlikle. Evet, ben Dark Passage'in kompozisyonunu daha çok beğendiniz evet. diye düşünüyorum. Çünkü hem karşı tarafın zayıflıklarına karşı güzel hamleler buldular, hem de gerçekten Leon ultisi Malphite ultisiyle takip edilecek rahat bir kompozisyon kurdular. Aurora bu mevsim ilk galibiyetini almak konusunda çok iyi bir konumda gibi görünmüyor bu maç için. Bakalım sunucularımız ne düşünüyor bu konuda. Günün ikinci karşılaşması için yeniden sizlerle beraberiz. Dark Passage Aurora mücadelesine bakalım. Gülen kim olacak? Dark Passage tabii seçim yasaklama ekranının öncesinde de favori konumundaydı. Çünkü Aurora neredeyse bir yılı bulmak üzere onların mağlubiyet serisi. Hala ilk galibiyetlerini arıyorlar ama Dark Passage şu anda 3 galibiyet 5 mağlubiyette. Ve bugünkü fikstür düşünüldüğünde direkt rakipleri Beşiktaş ve Supermassive, Papara Supermassive oynayacağı için onlar bu maçı kazanırsa bir anda ilk 6'ya ortak olacaklar. O senin söylediğin işte... Çizgiyi hangi rakamdan çekilecek? 8 mi? 9 mu? Yine Dark Passage de aslında şanslı olan takımlardan bir tanesi, Five Running gibi. Yani şu an elinde 3 galibiyet var. Bu galibiyetin değeri ilerleyen haftalarda çok ortaya çıkacak eğer bu kalan maçta kazanırlarsa. Diğer taraftan da şuna değineceğim. FAP artık yani kardeşim salında League of Legends oynayalım demek yerine alın bunu gankleyin. Ben zaten R'ye atıp takımda işlevsel yönde bir iş yapacağım şampiyon aslında Malphite. Malphite bence her şampiyona karşı oynayabilir, onu söyleyelim öncelikle. Üst koridorda. Ya kaldı ki böyle bir kompozisyona karşı daha da aktif ve başarılı olacağı aşikar. Sonuçta Syndra haricinde büyü direnci ekstra olan bir şampiyon yok. Ve yani karşısında oynaması beklenen Wukong'un da Malphite'a karşı belli bir süreden sonra hiçbir şey yapamadığını göreceğiz. Şöyle bir şey var, Malphite çok düz bir şampiyon. Yani kapasitesi belli, potansiyeli belli, ne yapacağı belli. Hani ona karşı tabii de belli baş şampiyonlar var. İşte Riven alıyorsunuz mesela seviye belirlerine itibaren çat 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 gidiyorsunuz ama yani... ama takım halinde böyle bir araya geldiğiniz zaman Malphite inanılmaz derecede hani... Bazı yetenekler bilirsin Egan'ın hani kullanılmadığı zaman değeri kat 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 artıyor. Malphite'in öyle bir ultisi var. Ya oluşturduğu tehdit senin de söylediğin gibi kullanınca verdiği kitle kontrolünden daha verimli. Typhoon olabiliyor. Bu arada güzel bir şov yapıyor. Lee Sin'in hiç Lee Sin'e benzemeyen bu kostümüyle. Ya bunun ses dalgası hiç ses dalgası gibi de gitmiyor ayrıca. Ayırt etmesi zor Lee Sin kostümlerinden bir tanesi. Hadouken atıyor. Aynen öyle. Dark Passage tarafında tabii önemli bir mücadele. Ryu'nun gençliği. Dark Passage tarafında önemli mücadele olmasının bir sebebi de mevsimin ilk yarısında hiçbir takımın Aurora'ya maç kaybetmemiş olması. Dolayısıyla Aurora'ya maç kaybetmek demek -1 değil -2 yazması direkt, anlamına geliyor. Onların bu noktada konsantrasyonlarını bozmamaları, rehavete kapılmamaları gerekiyor. Gerçi Dark Passage sosyal medya adminleri bu maçın öncesinde en kötü olan kazansın, ligin en kötü takımının mücadelesi başlıyor falan gibi kendilerini olduğundan daha zayıf gösteren bir strateji ilerlemişler ama Aurora'nın bu illüzyona kapılmayacağına eminim ben. Tabii Aurora tarafında işler hiç iyi gitmiyor. Bunun için skor tabelasına bakmak yeterli ve sadece bu mevsimi de değil, önceki mevsimi de katarsak korkunç durumdalar. Yani şöyle, ligde 10 takımın 9'unun ortalama oyun süresi
minimum 30 dakika ve 30 dakikadan fazla. Aurora'nın 26 dakika 18 saniye. Yani şu metada 26. dakikada yeniliyorlar. Çok net bir kadro farkı, çok net bir kalibre farkı var. Yani, ligdeki diğer 9 takımla Aurora arasında. Baktığın zaman şimdi hani tecrübeli oyuncu diyoruz, işte yeni gelen oyuncular diyoruz ama hani bazı takımlar işte bu tecrübeli oyuncularla yeni oyuncuları iyi harmanlayıp bir anda bu takımın önüne sürdüğü zaman şu yani baktığımız zaman yani gerçekten işte Kebap olsun ya da Fleck olsun hepsinin işi çok zor. Ya onları bu arada bir arada tutabilecek bir tecrübe de yok yani evet, şu anda yanlarında. Evet. Yani belli başlı noktalarda ve durumlarda bir fikir verebilecek en azından oyun içinde, oyun dışı kesinlikle vardır ama oyun oynanırken oyun içinde bir yönlendirebilecek tecrübeli bir abileri olsa fena olmazdı bence. Şimdi üst koridorda Kebap içeri girdi son vuruş yapmak için. Fab üzerine kayayı yuvarladı ve bu takasın kazananı oldu. Tabii Malphite'ın manası kadar dürtebildiğini hatırlatalım. O manayı da hızlıca yemiş bitirmiş ta 3. seviyeden. Zaten Doran Kalkan'a da başlamış olabildiğince koridorda durmak istiyor. Bu Typhoon 2 Yampiri'yi de aldı diye tahmin ediyorum. Yoksa almadı mı? Yok, alt taraftakini Aurora almış zaten. Üst taraftakini Typhoon Dark Passage'a kazandırdı. Birebir değişim. Orman Temples şu ana kadar oldukça birbirine yakın gözüküyor iki oyuncu arasında. Bu arada Reifo aslında bu kadro içerisinde en fazla skora sahip isim olduğunu hatırlatalım. Hmm. 20 skorla. Onun haricinde çift tane skoru olan isim yok. Kebap'ın başı üst koridorda derde girebilecek gibi gözüküyor. Kim tanklamaya başlayacak soru bu. Bu arada Köfte'yi de beklediler. Evet, evet. Ve hala kule tanklamıyor. Şimdi tanklamaya başladılar. Kebap ne kadar iyi kullanacak burada illüzyonu. Işınlanda geliyor bu arada. Dark Passage adına çıkma vakti. Ya kuleyi tanklamaya o kadar geç başladılar ki kule altında düşme ihtimali olmadı. Ve Dark Passage bu arada skor alamamış olsa da ışınlanan avantajıyla çıkıyor buradan Trial. Hem öyle hem de zaten Fleck hani üste dönmüştü. Işınlanan attı. Şimdi buraya tekrardan yürümek zorunda kalacak ama asıl sıkıntılı dönem şimdi başlıyor işte. Kokuyu aldı. Ama Fleck de bir şeylerin ters gittiğin farkında. Saçar Tom da yapmak istemezsiniz bu mücadeleyi. Şimdi Saçar Tom'u kullanarak Fleck'in üzerine gidiyor. Reifoas yaklaştı. Reifoas sıçrayı kullandı. Yıldırımları yağdırdı üzerine. Typhoon koruma içgüdüsü kullanabilecek mi? Koruma güdüsü söylemek daha doğru olacak ama şeklinde söylemek. Oraları elime yüzüme bulaştırdım. Devam et. Hiç bu konu hakkında yorum yapmayalım. Kimse övmedi. Alt tarafta bir aksiyon çıksın da. Kimse övmedi Regarnur. Diğer taraftan da Dark Passage'in kompozisyonun geri vitesi yok. Yani herkes ileriye gidiyor. Ve bu arada böyle bir eşleşmede aslında sahip olmak isteyeceğiniz tarzda bir kompozisyon. Rakibinizde niye olduğunuzu biliyorsunuz. Ve bunu hissettirebilecek kadar da net, tamamen sadece ileri vitesi olan bir kompozisyon senin de söylediğin gibi. O Fab bu arada koridoru güzel bıraktı. Koridoru kendisine doğru ya kendi adına muazzam bir noktada bıraktı. Kebap ışından atmak zorunda kalacak. Ve minyonlar erimeye devam ediyor bu arada. Direkt kullandı işte. Bu ışından tamamlanmadan da 2 minyonu da kaybetmiş oldu. Yani şimdi Fab'ın da bir ışından atmasını gerektirecek kadar da hızlı ittirdi burada minyonları. Ve şu anda eşitlik olabilir belki minyon sayılarında ama Fab'ın önünde tam 10 tane minyon var alabileceği. Yani çok da sorun yaşamayacaktır. Zaten dikenli yelerini almış. Wukong için koridor aşaması bitti diyebiliriz. Yani şöyle Malphite üzerine oluşturabileceği tehdidin miktarı bitti. Yani koridor aşamasında kolaylıklar diliyorum kendisine. Fab muazzam iş çıkardı. Eşit demişlerdik minyon sayısında. 10 minyon farkla burayı kapatıyor. Ve Kebap'ın da yani o baskın denemesinde düşmemiş olduğunu, hatta sıçrasını bile kaybetmemiş olduğunu hatırlatalım. Ona rağmen bu koridor onun için iyi gitmiyor ve ultiyi de kullanabilir Kebap. Henüz 5. seviye. Ultiyi kullandı. Şimdi Kebap'ın doğrusunu bulabilecek mi? Tabii ki bulabilecek. Fab sıçrayı kullandı Kebap ve düşmedi. Yalnız Fab şimdi kendi sıçrasını ilk kullanıyor. İlk kan aldı Fab. İlk kanı üst koridorda Malphite Wukong'dan aldı. Senin kontra olman lazım ama böyle bir kontra değil bu. Ters lan kontra. Yani Kebap'ın 5. seviyede kalmış olmasını o kadar güzel değerlendirdi ki Fab. 6 olsaydı Kebap alabilirdi bu arada Fab'ı. Olabilirdi ama yani kule altına girdiğinde tabii, alabilirdi. Tabii. Yani kulenin orada ekstra yardımıyla birlikte olabilirdi ama yani Fab da buradaki o minyon dalgasından gelecek olan tecrübe puanını iyi hesaba kattı. Seviye avantajıyla skor almayı başardı. Ya Fab da sinirini Kebap'tan çıkarıyor. Ayıp be. Ama şimdi Fab'a da bir şey diyemiyorsun yani her hafta izliyoruz abi yukarıda yani artık sezonluk dizi oldu yine mi aynı şey. Ya bir yalnızlık onunkisi Trial yani ona ne gelen var ne giden. Ayrıca Dark Passage'ın görece daha kolay bu karşılaşmada üst koridora kule altı yapıyorum kisvesi altında üst koridor oyuncusuna yardım ettiği illüzyonu kesinlikle kabul etmiyorum. Bunun haricinde hiç gelip gittiklerini görmedim ben. Soran olursa diyecekler ki ya geldik ya Aurora geldik. Maçına kule altı attık beceremedi. Malphite alınca falan mı? Malphite alınca mı geliyorsunuz? Pub da zaten en son sizden gelecek yardıma gerek yok. Ben hallederim işimi dedi.
Yalnız orta koridorda da Fleck orada bir 10 milyonluk bir farka yakındı. Şimdi orada orman milyonunu alınca mavi güçlendirme o fark biraz kapandı. Ya tabii Köfte de kendi mavisini aldığı için her ikisi de o ekstra artı 4'ü yazdırmış. Evet evet doğru. 8 milyonluk bir üstünlük Köfte lehine. Bu milyonların alınmasıyla beraber yine birazcık kapanacak. Alt tarafta da tabii oldukça baskın bir alt koridor ikilisi. Leona Kalista. Ve yani şu aşamada yakalanan fark, hatta fark bile değil, birazdan tamamen sıfırlanacak. Hatta Tristan öne geçti. Sence pek istedikleri gibi geçmiyor mu Ruve ve PBD'nin koridoru? Çünkü herhangi bir müdahale olmadı alt tarafa. Ya ben biraz daha agresif oynamalarını beklerdim. Ki ama şöyle bir nokta da var şimdi. Voli 1'de haritada kendini hiç göstermedi. Farkındaysan. Yani daha hani sadece yan pri engage almaya çıktı. Şu an görüyoruz bir de. O yüzden Ruvelius ve PBD o noktada bence sağlam oynamak istiyorlar. Evet, skor olabilirler mi? Kesinlikle potansiyelleri var. Orada Nakon'un da tabii ki şeyini unutmayalım yani. Orada arındırı var. Hani ters bir ayakta da yakalanabilirler. Garanti oynuyorlar şu an bence. Çok avantajlı bir pozisyon olmadığı sürece kendilerini tehlikeli ve riskli bir pozisyona sokmak istemiyorlar. Fab az önceki skorla oluşturduğu seviye avantajını sürdürüyor. Bir seviyelik üstünlüğü var. Ya burada Ray Foas bu alamete başladı ama herhangi bir öncelikleri yokken çok makul bir tercih gibi gelmiyor. O da bunun farkına hızlıca vardı ve geriye doğru çıkıyor. Trial, yaşlandığını nasıl anlarsın? Nasıl anlarım? Karşısında oynadığın sadece Fab varsa 10 kişinin arasında senin yaşlanmışsındır ya. Üzgünüm, bu dostlarca söylüyorum ama. Ruve karşısında oynamamıştın diye hatırlıyorum. Onların 2015'teki... Nasıl ya? Oyun hizmetleri, oynadın mı? Oyun hizmetlerine karşı Immortal... Oynamış mıydın? Tabii tabii. Ya benim aklıma 2015 finali geldi. Senden ben... sonra... Tamam. O, 2015'te İspanyol ben yoktum. Neydi desteğin adı? Dur söyleyeceğim. Ryder, hatırladım. Ryder. 2014'te ama evet doğru, oyun hizmetleri. Immortal'u Ruvelius'lu kadrosuyla oyun hizmetleri karşısında oynamış. Immortal, Ruvelius, Rogu. Evet. Başka kim vardı o takımda? Ya ne tayfa, ölüm timi gibi bir şey. O da nasıl takımmış ama böylece 2'ye çıktı karşısında oynadığın oyuncu sayısı. Öyle deme. Mesela ama. Noel Dayı için sayı çok düşük. Dayı zaten öyle bir geldi gitti. Dayının bir tek fabı kaldı bu arada. 2014'te oynadığı için sadece. Vay be. Yalnız bu da tabii Fab'a duyduğumuz saygıyı katlıyor. Yani 7 senedir, 8 senedir çok üst düzeyde. Ve yani şöyle, Fab Fables da adı olduğu için oynuyor diyebileceğin çok, kalitede de bir oyuncu değil. Çok daha iyi bir oyuncu. Hazlı konu Fab'dan açılmışken çok ufak bir şey anlatayım o zaman. Yani Fab'la solo queue'da tanıştığımı anlatayım. Sene 2012 mi? Çok eski abi, sezon 2 falan işte, sezon 3. Nick'ini söyleyeceğim direkt. Forever Sima. Şimdi diyeceksin ki Sima nereden Sima geliyor? Sima nereden geliyor merak ediyorum. Asım abi. Ooo müthiş. Ama şöyle bu arada Fab o dönem kaç yaşındaydı? 15 falan olmalı. 15-16. Şöyle söyleyeyim, 15-16 için muazzam. Forever Sima. Ben çok sonradan çözdüm. Tabi o zaman da şöyle bak anlatayım. Glandal da var. Glandal lobi kuruyor. 5'e 5 işte bu long bir longboard tüpler falan filan. Letilinler, Tyrese'ler. 5'e 5 lobi çeviriyoruz. Glandal da anlatıyor aynen yayınlarda. Güzel dönemlerdi, güzel zamanlardı. Şimdi orta koridorda bir aksiyon çıktı. Ray Foas yerine sabitlendi ama Köfte o sırada sersemletmeden ötürü 7'ye kasar. Bu takası takip ettirmesini engelliyor. Tabii alametli de var. Bakalım o alametle birlikte belki üst koridordan Wukong'un işini daha da çok zorlaştırabilir aslında Typhoon. Ama orta koridordan bir şey istiyorlar. Orta koridorda bir 3'e 2 var. Ama Aurora tarafında geri vites yok. O 3'e 2'yi şu ana kadar gayet agresif şekilde karşıladılar ve bir anda bir ejder bölgesi önceliği anlamına geldi bu Aurora lehine. Ve şimdi setinde katılmasıyla beraber burası bir 3'e 3'e dönüşecek. Alamet aktifleştirildi. Alameti durdurabilecek gibi gözükmüyor Aurora tarafı. Ama minyonlar gelirse eğer... Minyonlar da yeterince hızlı gelemedi ve ilk kafayı atıyor. Burada yalnız sadece Typhoon'a gitti. Kule barikatı altını. Köfte menzilde kalamadı. Ya Aurora adına ufak çapta bir zafer sayılabilir bu. Kesinlikle öyle. Belki Dark Passage biraz daha kararlı davranabilirdi burada. Yani kompozisyona baktığımız zaman hani bir dive kompozisyonu var zaten. İçeri çok net ve kararlı yalnız bir şekilde girebilir. Yani şöyle Volibear ve Set'e dalmak istemezsiniz. Yani tabii tabii. Her ikisinde 1300'er canı var şu anda. Şimdi Dark Passage noktasındaki bir organizasyon şunu beklersiniz. Bu tarz işleri iyi yapabilmesi. Tamam hani evet bakıyorsunuz şampiyonlar gerçekten kule altı yapmak için çok elverişli rakip şampiyonlardan bahsediyorum ama hani bu tarz bir kompozisyonu aldığınız zaman da hani bam 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 diye dümdüz gitmeniz lazım gerekli pozisyonlarda. İşte 3v1'ler olsun, 4v2'ler olsun, 4v3'ler olsun. Bu şampiyonlarla bunu çıkardıkları takdirde bence bu kompozisyonun orta oyuna geçerkenki patlama
seviyesi çok yüksek. Ama bakalım o doğru takım savaşını bulabilecekler mi? Çünkü Kalista Leona'yı atıyor, arkadan Malphite geliyor ve şunu söylemek istiyorum ben. Biliyorsun senin de bildiğin gibi o civalı kuşak artık o havaya kaldırma efektlerini ortadan kaldırmıyor. O yüzden havaya kaldırma etkisi bence şu an League of Legends'daki en değerli kitle kontrol türü. Ve bol bol var bu lobide. Bol bol var o yüzden Wukong, diyorum. Wukong, Malphite herkes de var. Ufak bir duraklatma yaşıyoruz sevgili izleyiciler. Aurora Dark Passage karşılaşmasında. Gördüğüm kadarıyla Dark Passage tarafından duraklatılmış. Ve şu anda da bu arada geri bağlandığında görüyorum PBD'nin ufak bir bağlantı problemi yaşamış belli ki Dark Passage tarafı. Onlar lobiye döndüklerinde ve hazır olduklarında en kısa süre içerisinde karşılaşmaya geçeceğiz. Maçın 13. dakikasının içindeyiz. İlk kan burada Dark Passage tarafına. FabFabulous'a solo bir skor olarak gitmişti. Solo. Yani CV'de güzel durur bu arada. Bir Fab'ınkinde durmaz çünkü Fab'ın zaten biraz fazla uzun o CV. Ama yani birebir de Wukong kestim. Yani tabii yani canım. Yani. Gün yaptım iş. Ama Malphite'de öyle bir şampiyon ki yani saldırı gücü bazı şampiyonların gerçekten... Yani başının belası. Nereden biliyorum? Başının belası. Karşısında skor alamıyorsunuz. Malphite'i düşür. Mesela Wukong'un başka bir... Mesela Jayce de birebir attığında belki onu alabildiğini görürüz. O çok %50-%50 ikisi olabilir. De birbirini alabilir ama Malphite'i Wukong muhtemelen alamaz. Ama Malphite de Wukong'u almamalı gibi geliyor bana limitli oyun bilgimle. Tabii ki de. Zaten bak benim yıllardan beri bir aslında ağladığım bir konu diyeyim çok net bir şekilde. Abi oyunda dikenli yelek diye bir eşya var. Yani... Atıyorum saldırı gücü bazı şampiyonların tek eşyayla counterlanması sadece 900 altınlık bir yatırımla bana çok dengesiz gibi geliyor. Ejder bölgesine Aurora yaklaşıyor ama burada Dark Passage içeri girmeye karar verdi. Set ultisiyle beraber PBD dışarı çıkartıyor. Çok güzel tekme geldi. Flaky'e ta adeta takım arkadaşlarına servis ediyor. Ve Malphite'in ikinci ultisi de iki kişilik bir ulti oldu. Bu sefer Kebap kendi Burgacı'yla cevap verebiliyor ama Burgacı'nın ikinci yükünde onu kurtarmasının imkanı yok. Dark Passage burada çok net çekti tetiği. İki skoru almayı başardı. Diğer tarafta Ruve de burada Nako ile birebir atmış. Sonuçta bir skor sesi çıkmamış olsa da Dark Passage kararlılığının ödülünü ikinci ejderi de alarak topluyor. İkinci ejderle birlikte bakalım. Yine erken bir ejder diyebiliriz dakika 13'e doğru gelirken. Yani sadece tuşlara bastılar diyelim. Yani özellikle Malphite ultisi. Yani League of Legends'da bu nasıl olur? Nasıl oynasınlar Trial'cim tuşlara basma halinde? Ya şimdi bazı şampiyonlar var tabii ki de hani verim alması çok zor şampiyonlar var Regan'ı biliyorsun sen. Hani çünkü doğru oynanıldığında inanılmaz fazla kazanç sağlıyor. Hı-hı. Zaten bu yüzden yetenek atışları var ama bazı şampiyonlarda çok ucuz be Regarnur. Ya şimdi Malphite o kategoriye sokma materyal ya. Yani şu ulti hakkında hatta maç öncesinde senin yorumundan alıntı yapayım. Ultiyi atmamak atmaktan çoğu zaman evet. Daha iyidir dedin. Ya mesela bu çok ideal bir ulti bence. Tabii canım yani hatta neredeyse 3 kişilik de evet, olacakmış evet. Yani. Evet yani Rayfo son anda güzel bir yana adım atmış ama çok iyi sonuç almış. Ya Malphite'i oraya lütfen katmayalım. Ya tabii iş yani o biraz daha espri tarafı. Yani baktığım zaman Fab buraya gelip iyi tamamlamış. Onu söyleyelim. Hani ışınını da kullanmadan buraya gelip skorlarda böyle 3-0 oldu. LeBlanc'ın tabii ki skor olması burada Aurora'nın isteyeceği son şeylerden bir tanesi. Çünkü LeBlanc haritada suikaste başladığı zaman sizin için zaten oyunun %50'lik kısmı bitmiş demektir. Bakalım köfteyi kontrol altında tutabilecek mi burada Aurora takımı? Ya köfte bu arada bu mevsim beni etkileyen oyunculardan bir tanesi. Yani kariyerin nispi bir düşüşteydi gibi geliyor bana. Geçen seneki performansı bence... Bu haftaki yani bu haftayı saymayan 4 haftalık performansı bence daha iyiydi. Evet yani bugün de özellikle üzerinde ciddi bir sorumluluk var. Çünkü LeBlanc'ı verdiğiniz zaman sonuçlar da almak istiyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın. Kötü demiyorum ama geçen sezonki performansının bence bu sezon üstüne çıkmalıydı. Hani artık hani köftenin biz ilk işte lige geldiğindeki oyunlarını da hatırlıyoruz. Hani ya 2019 kış mevsiminde evet, HVA geldi. HVA ile geldi mevsime. Hatta o takımda Unex falan da vardı hatırlarsın. Hatta şu anda orada orta koridorda yakalandı. Köfte adet. Yani anlatacak fırsatı nispet yapan gibi. Sen bana laf mı atıyorsun? Ben çok iyi oynuyorum susun derecesine bir skor aldı. Dellal bu arada alt koridorda başı derde girebilir ama PBD'den felaket bir ufuk kılıcı geldi. Tabii orada kontrol totemi çalının içerisini görmelerini engelliyordu ve Dellal'in geriye doğru bir dodge atacağını düşündü. İstediğini bulamadı ama Dark Passage. Kim geliyor? Fab geliyor buraya. Fab geliyor. Set karşısında bu işler çok kolay değildir. Ve Set Tristana'yı kurtarmış da olabilir. Hayali zincirde yemedi burada ama hayır. Fab bir kez daha ulti. Fab şu ana kadar 3 ulti attı. 4 kişi yakaladı ve 4 skor yazdırdı takımının lehine. Bundan daha verimli bir Malphite performansı hatırlıyorsan anlat. Scarlet. Scarlet'in Malphite'i verimli değil. Efsanevi statüde. Efsanevi. Ya bak Scarlet'in not defteri yayınlanmaya başladığından beri Scarlet'a karşı herkesin bir korkusu, bir çekingenliği var.
Ya hayır, herkes malzeme olmamak için kimse diss atmıyor Scarlett'a. Nasıl farkında ya? Mısın? Ben en büyük dissi ben atıyorum işte. Ne demiştin mesela? Ne derdin şimdi karşında Scarlett olsa? Ne mi derdim? Artık yani point and click şampiyonları oynamayı bırak derdim yani. Ne dediğim başka, adam oynadı her şampiyon dizi. Yani yetenek atışları. Şimdi diyecek ya, ama Twisted Fate'in ultisi öyle point and click değil diyecek. Değil ben mi? Burada olsaydı derdi muhtemelen. Öyle kendi programım var diye hava atmayı bıraksın Scarlett. O not defterini... Fodri meydan diyoruz. O not defterini yırtarlar Regan. Oha! Günlük linçimizi de yiyoruzdur diye düşünüyorum Twitch sohbetten yalnız, şu anda. Yalnız bütün not defteri sevenleri karşımıza aldık. Aynen aldık. Sayıları da oldukça fazla bu arada izlenme sayılarına bakarsak, ama sonunu düşünen kahraman olamaz. Trial Banner'e 4100 altınlık Dark Passage üstünlüğü tabii karşılaşmada şu ana kadar anlatacak pek fazla şey yok. Dark Passage bir komp aldı. Hı hı. Yapması gerekenleri yapıyor şu anda. Ve Aurora'yı 9. mağlubiyetine doğru emin adımlarla ilerletiyor gibi. Yani Wukong ve Syndra'nın bu kadar geride oldu. Yani skor bazında bu kadar geride olduğu bir karşılaşmaya geri dönmesi çok zor. Ama işlevsel şampiyonlar olduklarını unutmayalım. Yani yine bir bu sefer Aurora'dan bir bomba combo gelebilir. Özellikle o kırılgan hedeflere, yani LeBlanc ve o noktada Kalista üzerine gelirse bir şansları var. Ama tabii ki çok ufak bir şansı. Bakalım DP o şansı verecek mi yani rakip takıma? Yani Fab yani orada eldiveni almış zaten. Ya öne geçmiş. 343 zırhla geziyor. Öne geçmiş Renekton gibi Malphite oynuyor Fab şu anda. Alttan ittiriyorum. Oo, bizim girdaha. Oo, müebbet hapse mahkum etti köfte. Yargıç kararını verdi. Ne yapıyor kebap? Flag'den bir skor aldı kebap. Kebap canı gitmiyor Fab'ı. Peki. Hoş geldin. Ya Bolivar gelince hayatın çok değişmeyecek. Aaa! Yuuu! Böyle mi Malphite oynanır? Niye geri kaçıyor? Bu arada 1'e 2 atamaz mıydı? Ya denerdi de o şu an bence... O atan Ako yakalanmış ama set bir kez daha Ruve'yi nişancısının menzilinden uzağa götürmeye çalışıyor. Balyoz gibi de çok ciddi hasar tanklayacak ama Ruve'nin üzerindeki ölümsüz kalkan yayda onun düşecek hasar yemesine engel oldu. Yalnız set tek başına neredeyse. Aa, köfte kanı susamış. En azından birini alır. Hayali zinciri öyle atarsa alamaz. O zincir tutturmak istedi ama olmadı. Köfte şimdi üste dönüyor. O da 2-0-3 skorla birlikte bakalım daha neler ekleyecek. İşte bu Flea'ya karşı yaptığı ilk zincir. İkinci zincir. Üstüne bir de hep buz. Hala çakıldı diye söyleyen çakılı olduğuna dair. Oyuna geri döndüğünde normalde gri ekrandan havuzda çıkıyorsunuz. Flag orta koridor kulesinin altında çıkmış. Flag için çok da iyi gitmeyen bir oyun, onu da söylemek lazım. Yani çok ilgi gördü orta koridorda ama köfte de gayet yapması gerekenleri yerine getiriyor. Yani Tristana nereden çıktı? LeBlanc üzerinde bir sorumluluk olduğunu söylemiştik. Ve o sorumluluğu şu ana kadar gayet iyi taşıyor. Dark Passage tarafında çok rahat bir üçüncü ejder ve Alev ruhu LeBlanc karşısındaki çaresizliklerini çok daha fazla arttıracak Aurora'nın. Hop, burada da Aurora ilk kulesini aldı alametle birlikte. Ama yani Lella'nın falan canı çok az orada, fazla gezinmeseler iyi olur sanki. Kalista'nın ultisi var. Neden? Hiç gerek yok. Aa, köfte arka tarafta. Nako'yu aldı. Şimdi Rayfoss'u alacak. PBD dön bir tane vur oğlum. Vermeyin LeBlanc'a. Burada Rayfoss neredeyse. Leona skorunu alacak ama hayır. Aldı bu arada. Yıldırım. Ufuk kılıcı tutup yıldırımların ortasına geldi. Aurora'nın burada aldığı ilk skor oluyor ve Fab bir kez daha bedava skora kondu. Typhoon hazırladı. Fab son dokunuşu yaptı. 20. dakikada. Belki hala ikinci kuleleri duruyor oranın ama bu karşılaşmayı kazanma ihtimalleri ziyadesiyle düşük. Çok düşük artık yani bu dakikadan sonra. Oyun artık kartopu noktasına geldi. Bütün şampiyonlar Dark Rage tarafında güçlenmiş durumda. Ya burada Rayfoss deniyor ama tabii ki de o beklenilen hasar çıkmayacaktı ki. Yani atladığına muhtemelen şu an pişman olmuştur. Tristan havada ölmüş. Diğer tarafta da burada PBD kurtuluyor aslında. Ama o son tuttuğu ufuk kılıcıyla tekrardan yıldırımın... Menzilinin içine ay giriyor. Bing. Yani bu arada düşmüş adama nasıl tutar ufuk kılıcı? Resmen trollenmiş BBD League of Legends tarafından. Son saniyede orada tutmuş düşmeden önce. Ya tabii yani Aurora'nın nedenle zor bir mevsim geçirdiğini anlatmak adına şu oyunda aldıkları tek skorun da bu olduğunu söylemek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Daha da fazla yaralarına tuz basmayalım. Diğer tarafta Dark Passage ligin ilk yarısını 4-5'te bitirecek. Ve bugünkü fikstür sebebiyle
ilk altıya ortak olacağı bir evet. Maç içerisinde. Yani onların da özellikle ligin ilk dönemlerindeki zayıf oyunları hatırlanacak olursa fena bir bitiriş olmayacak tabii ikinci yarıda neler yapacakları. Onların son dönemde alışkanlık haline getirdikleri 5-6 civarından mevsim finaline girme durumunu yenileyip yenileyemeyeceklerini gösterecek. O tiebreak maçından aslında onların hikayesi oradan başlıyor. Evet. Ama bu kadronun potansiyeli olduğunu her zaman söyledik, onu söyleyelim. Sadece Dark Passage organizasyon olarak bence Koldra'ya çok fazla kredi verdi. Yani kredi kötü yapmadı bu arada. Hani Koldra'ya yatırım yaptılar. Yatırım yaptılar. Hani Koldra iyi devredirdi ama Koldra'nın sadece agresif oyun kısmı biraz eksik kaldı. Özellikle yani hatırlayacaksın bir dönem Kaysa parçalıyordu. Yani Kaysa alan oyun kazanıyordu. Mesela o dönemde hani Kaysa'ya çıkıp biraz kendisini gösterebilseydi belki Koldra bugün bu takımın da yer bulabilirdi ama Ruvelius ayrı bir kalite şimdi. Ya bir de Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'ndeki nişancı havuzu da kurtlar sofrası. Fena, yani. Fena, fena. İsimleri yan yana koyduğun zaman yeni bir oyuncunun çıkıp kendine gösterebilmesinin çok kolay olduğu bir koridor değil. Bu açıdan Neramine duyduğum saygı benim daha da fazla artıyor. Adını o yıldızların arasına yazdırmayı başardığı için. Koldra'ya bir yatırım yapıldı evet zaman açısından. Papara Supermassive Akademi'de başladığı kariyerini sonrasında Dark Passage'ın ana takımında sürdürmüştü ama yerini Ruvelius'a bıraktı. Tabii yeniden görebiliriz ligde kendisini ama... Tabii ki görebiliriz. Ruve çok daha iyi bir katkı veriyor şu ana kadar. Bunu da söylemek lazım. Yine mi? Oo, yalnız köfteyi sersemletebilecekler mi? Kule altında sersemletemediler. Şimdi klonla beraber orada gezmeye devam ediyor. Fab'dan bir ulti daha gelmiş kebaba. Yani tekrardan söyleyelim. Malphite Wukong eşleşmesi mi? Çok daha... Dövüş kısmı güçlü olan bir şampiyonla bu Kong'un eşleşmesi mi? Çok bilmenin yolu yok. Ya. Hep buz güzel geldi ama Reyfo Aslan aynı güzellikte bir ulti. Ve Typhoon'un başı bir anda derde girdi. Zayıfları acıma tutarsa Typhoon ölümüne doğru girdi. Hayır, hiç alakası yok. Aldı skoru, çıktı oradan rahatlıkla sıçrayla. Dellal'in yakalamasında imkanı yok. Yandan yalnız Nako geliyordu ama yine o arayı, mesafeyi kapatamadılar. Yani Dark Passage artık son dokunuşları yapıyor. Yani Baron'la muhtemelen oyunu bitirecekler diye tahmin ediyorum. Ya da Baron'u tutacak olan bir takım savaşından sonra. Yani çok fazla eşya farkı var. Yani oyuncular arasında. Ya köftenin şu anda karşısında durabilecek hiç kimse yok. Kimse yok. 12 yüklü mecaisi, içlik değneği hep buzuyla beraber. Ya hep buzlu öylesine bir katkı sağlıyor ki LeBlanc'a. İki zincir attığınız anda zincirin arasında çok kısa bir reaksiyon süresi var. O reaksiyon süresini hep buzla beraber ortadan kaldırıyorsunuz. Yani kitle kontrol zincirini solo olarak yaklaşık bir yani 4 saniye 5 saniye 4, falan 4.5 yani 4.5 civarı zaten tek başına sağlıyorsunuz ki bu da yetiyor zaten. Hasarı da cabası. Yani oraya hiç girmiyorum bile. Yani Fab tekrardan şimdi üst kolunu yolunu tutup seviye olarak da 14. seviyeye gelmiş. Dark Passage tarafında hem Fab hem de köfte. Ruvelius da 2 eşyasını tamamlamış. Hem Kalkanya'yı var hem de o noktada Runa'nı var. Trial bu arada 4.5 saniyeymiş. 1.5'ar hayali zincirlerin yerine sabitleme süresi. 1.5'da yine hep buzun yerine sabitleme süresi. Bir o zaten 4.5 saniye yetiyor zaten bu arada LeBlanc'a. Rakibi eritmek için. Köfte içeri şöyle bir girdi. Dikkat dağıtma adına kullanılan hep buz istenen sonucu vermedi. Ama sadece bir şer mührü bıraktığında bile Flay'a verdiği hasarı görüyoruz. Maçın oldukça önünde şu anda. Köfte of, bunu bakalım. Tam Malphite ultilik yalnız orada bir pozisyon vardı 5 kişi. Ya savaşı başlatan burada Aurora. Ruve'yi yakaladıklarını düşündüler. Ruve'yi henüz yakalayabilmiş gibi değiller. Dellal'den çok güzel oyun. Dellal'den 3 kişilik bir surat dağıtan ve Aurora çok geride olmasına rağmen fena başlamamış olsa da bu savaşa. Devamını getirebilecek nefesleri kalmadı. PBD. Reyfo Asbord'a ufuk kılıcını yedi. Diğer tarafta kebap bir içeri giriyor. Dikkat atmaya devam. Güzel bir hep buz geldi. Kalesi gerçi klonu almış kenarda. Reyfo Asbord'a düşürüyorlar. Flag'den gelen ulti. Ve iki skor birden 96. geldi. Bir anda durum 3'e 2'ye geldi. Typhoon arkada Nako'yu yakalamaya çalışırken roket atlayışı sıfırlandığı için Nako da oradan çıkıyor. Yalnız orada Leona'nın başına neler geldi. Syndra ettirdi üstüne bir Tristan ultisi yedi. Yani kalkan bak kulenin altındaydı bu olduğunda. Gagalara kadar gitti orada. Kalkanı keskin gagalarda. 7000 altın gerideyken Aurora'nın bu yaptığı savaş aslında ruh. Onlar adına umut verebilir ama o umudu yıkacak olan güçlendirme. Alev ejderi, alev ruhu. Burada Dark Passage'ın olacak. Ve rahat bir şekilde burada ruha ulaşıyor Dark Passage. Yani LeBlanc'ın vereceği hasarı merak ediyorum. Bakalım o teki kim yiyecek? Ya buranın yıldızı Dellal bu arada Trial. Ya kebap ilk hamleyi yapıyor evet ama... Dellal öyle güzel araya sarkıyor ki. Yani Ruvelius'a fazla önde kalmış. Dellal 3 kişiyi burada Ace'le beraber sersen etmiş. Üstüne bir de ulti atmış orada. Ama işte arkadan ekstra hasar gelmemiş.
Ya daha ne isteyebilirsiniz ki desteğinizden? Hazırlamış yani Dellal. Gerçekten çok Kalista'yı güzel hazırlamış. Kalista'yı yakalıyor. Canını %30'a kadar indiriyor. Ölümsüz kalkan yayını aktifleştiriyor. Daha ne yapsın bu adam? Ama şimdi ormanında Dellal güvende değil. Balyoz gibi bir süre daha hayatta tutacak ama onun kalkanı bittiği anda Dellal düşer mi? Hayır, Işın'dan Dellal hayatta geliyor. Kaldı. Işından geliyor ama Kebap bir anda oradan çıkmak zorunda kalabilir. Malphite da geldi. Yakalayacaklar mı? Sıçra ulti geldi PBD'den. Sıçra da ulti attı. Kendini aynı zamanda ufuk kılıcı menziline soktu. PBD'den usta işi bir uygulama ve Kebap bir kez daha düşüyor. 26. dakikada Alev Ruhu'nun ardından Baron güçlendirmesi de Dark Passage'in olacak. Ve tabii. Aurora'ya maç yarım saate geldiğinde ne olduğunu bir kez daha göstermemeye yemin etmiş gibi duruyorlar. Bakalım Rayfos çalabilecek mi? Sıçrası var. Şu an köftede onu aramak istedi ama bulamadı. İçeride görüşü yok yalnız şimdi. Ultisi yok. Bakalım atlayacak, çalabilecek mi? Saçar tohumla girer, çalar, sıçrayı çıkar. Bak bence de çaldı. Vallahi çaldı. Bir de sıçra, ay sıçra. Ya Rayfos. Olsun. Olsun. Önemli bir hamleydi. Ya tabii eskisine kıyasla League of Legends'da artık çarplar eşit miktarda vuruyor. Herkes 900 vuruyor. %50-%50'ler anlam kazandı bu sayede. Ya tabii şu da var ya. Dark Passage orada hasarı bıraktığı için ben dedim al. Çünkü 1500'de bıraklar. Bolivar'ın evet. Kendi hasarı üstüne bir de çarpla zaten. Hani alacağı biraz belliydi. Ama yani Baron'u alan Aurora baskıyı kuran Dark Passage. Tabii neredeyse rakibin 10.000 altının önüne fırlamışken baskıyı kurmak için Baron güçlendirmesine ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani zaten Fab dümdüz yürüyor. Yalnız Fab şu arkada Flag ve Nako ikilisini tabii Flag'den Banshee tercihi gelmiş. Banshee tercihi hem LeBlanc'a hem de Malphite'a güzel bir cevap. Dolayısıyla Syndra'yı eskisi kadar kolay yakalayamayacaklar. Bir yandan da bu arada o Banshee'yi rahatlıkla alabilecek de pek bir şey yok. Köftenin böyle içeri girip hep buz falan atması gerekecek o Syndra'ya. Tabii. Yani o kalkanı düşürmeleri lazım ama Dark Passage önce bir üste dönecek. Yani bu kademi de bekleyebilirler. Yani 1500 canı da zaten kendi hasarıyla burada direkt almış. Hiç beklemeden ki Typhoon da zaten hani bu noktada çarpa basamamış bile. Ya Trial, Kalista var. Rakip ormancı var. 3 kişiler içeride. Rayfos'un yaptığı çok etkileyici bir hamle. Aa, tamam ben geliyorum dedi zaten. 1-5-1 Flag şu ana kadar. Rakibine en çok skor veren isim Rayfos'la yakın 1-4'le onu takip ediyor. Dark Passage tarafında skorların biriktiği isim tabii LeBlanc ve bu çok ideal de bir senaryo. Bir yük lazım. Bir yük lazım 25 için ve hem 25 yüke çıkacak hem de Rabadon'da bitmiş olacaktır. Yetenek gücü artışı 500 şu anda. Bir de Alev Ruhu olduğu için Rabadon'la beraber kendinize kattığınız ekstralar çarpılıyor bir yandan. Yani kesemeyeceği şampiyon yok şu an vade. O eşyayı aldı takdirde. PBD yalnız biraz ileride kaldı ama Ruvelius'un ultisini asla unutmamak gerekiyor. PBD de bunun farkında olduğu için hatta bir nevi yemleme olarak da kullandı bunu. Tabii köfte yok burada. Köfte şu an ayrık ittiriyor. Aynı zamanda Aurora'nın buna da bir cevap vermesi gerekiyor ama cevap verirken dikkatli olması lazım. Köfte birini yakalarsa yok eder. Aurora Baron güçlendirmesiyle beraber en azından üstünü bir süre daha hayatta tutabileceğini umut ediyor. Ama güçlendirebilecekleri de bir minyon kalmadı. Kebap'ta da o Baron güçlendirmesi yok bu arada. Dellal'in buraya gelmesi lazım. O da bunun farkında. Ama minyonları güçlendirmek için bile yaklaşmak şu anda bir problem onlar için. Şimdi 5 kişiyle beraber alt koridor inhibitörünü kurtaracak gibi gözüküyor. Zannediyorum üst koridoru feda etmeye karar verdiler. LeBlanc'ın birazcık daha uzun süreceğini düşünerek bu kuleyi alması ama LeBlanc da öyle bir yetenek gücüne sahip ki şu anda kuleleri de gayet net hasarlar yani, veriyor yapılara da. Düz vuruşları yok ediyor. Yani artık bu Aurora'nın bir şey yapması lazım. Karar vermişsiniz. Ya yukarıda LeBlanc'ı koşacaklar ya da alt koridorda 4'lü 5 takım savaşı. İkisinden bir tanesi. Dellal'in sıçrası var bu arada. Az önce yaptığını burada tekrarlar mı? Dellal bir şey yapmak istediği belli. Ruve'yi yakaladı. Bir de ultiyi kullandı. Ruve yalnız kronometreye giriyor. Ruve kronometredeyken hasar yok. Ve yalnız Ruve'yi düşürdüler. Şimdi LeBlanc köfte oraya geldi. Köfteyi de güzel havaya sıçrattı bu Kong ama LeBlanc gelmeden önce Aurora'nın kazandığı bir takım savaşıydı. Sonra LeBlanc geldi. Birebir oldu. Diğer taraftan yalnız milyonlar kule alıyor. Süper minyonlar. Orta koridordan gelmiş. Üst koridorda hala bir kuşatma minyonu var sadece. Yeni alındı inhibitor. Ama alt taraftan da Dark Passage'in kalan 3 şampiyonu baskıyı kurmaya devam ediyor. Malphite buraya Işınlan'la gelir mi? Gerek var mı? Pek zannetmiyorum. 1 dakika sonra Kadim Ejderha çıkacakken bu riski almak istemiyor Dark Passage. Ve Aurora yarım saat geçerse oyunda ne olduğunu gördü. Aynen İlk öyle. İlk defa kendileri için. Yani sadece koridorda, yani özellikle koridor aşamasında biraz daha sağlam yere basmaları gerekiyor. Yani bu kadar fazla avantaj verdiğiniz zaman bu LeBlanc'tır, Lee's'in bu tarz şampiyonlar durmaz. FAP'ta zaten şuraya baktığım zaman 3500'e yakın bir canı var.
Yani şu saatten sonra zaten Malphite'a hiç odaklanmaması lazım Aurora'nın. Malphite'ın sadece pozisyonunu takip etmeleri gerekiyor ki birden fazla önemli hedefe ultiyi yemesin. Ama Dark Passage tarafında tabii tehditlerin sayısı çok daha fazla. Çok. Yani Malphite'a dikkat etmek yetmiyor. Hatta şu anda Malphite'a kıyasla Köfte sanki Fab'ın ultisini daha fazla kullanacak olan şampiyon. Ya o tutacak, o vuracak. Ya bu kadar rahat şey. Ohoho. Hep bu susu ölmüştü zaten. Evet. Fawson başı dertte, yalnız Typhoon biraz derine girdi. Gerek var mıydı buna? Köfte şar mührüyle canını okuyor rakiplerinin. Ya montaj videosu çekiyor ya. Yayıncılar bazen kendilerinden daha düşük ligde maçlara girip orada şov yapıyorlar ya. Köfte şu anda o durumda. Rabadon da bitmiş. Fab da yandan güzel kapatıyor bu arada. Işından geldi şimdi diğer tarafta Flek'ten ama bakalım. Ya iki kişi Kadim Ejderha'yı alıyor. Arkada LeBlanc tek atıyor. Kadim Ejderha'yı zamanında bitirirlerse LeBlanc tek atmaya devam edecek. Bir 5'te 5 bile görebiliriz. Geliyor yan taraftan. Ve Flay'ın şu anda benchisini aldılar. Flek şu anda yalnız kaldı. Köfte 2'de 2'yi buldu. Kebabı da yakalayacak. Kadim Ejderha da alındı. Köfte bir 4'te 4 alabilecek. 5'te 5 değil. Yalnız ondan sonra herhalde biraz süre geçmiş. İlk skoru aldıktan sonra 2'de 2 olarak yazıldı. Ama sonuçta Dark Passage. 32. dakikada. Favori oldukları ama kazanmaların da önemli olduğu bu mücadeleyi galip bitirmeyi başarıyor. Yani tabii ki de garanti oynamak istediler. Onları da anlamak lazım. Yani artık bu haftadan sonra artık yavaş.